Bakalım sırada kim var son 2'de? Sırada Serap var. Osman Tan 114 aday numarasıyla geliyor ve yine nihavent bir eserle söz ve beste Sadi Hoşses. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor. Devası yok, garip gönlüm günden güne eriyor. Kişiler eliniz dert görmesin. Sağ olun. Tebrikler Serap. Evet. Serap genelde esasda çok güzel şarkı söylediğini düşündüğümüz yarışmacılarımızdan bir tanesi. Fakat sahnede bir heyecanlanma durumu oluyor galiba, değil mi Serap? Evet, maalesef. Ama şimdi jüri yok. Demin Dilara'ya da sormuştum. Kendini belki jürinin varlığında dilediğin gibi ifade edemiyor olabilirsin. Şimdi burada değiller. Sevenlerine bugüne kadar da söylemek isteyip de söylemediğin bir şey varsa, sahnede ben kendimi şu yönünü doğru dürüst ifade edemedim dediğin bir şey var mı? Birçok yerde edemedim. Hadi bunun farkındayım, biliyorum, bunun bilincindeyim. Hatta arkadaşlarım da söylüyorlar, neden sessiz kalıyorsun, kendini neden ifade edemiyorsun diye. Ama daha önce de söylemiştim, sahne alan bir insanım ama sahneyle burası çok farklı, inanın. Tabii. Çok farklı, çok değişik. Çünkü bugün Türkiye'ye mal olmuş 4 tane artık değerli isim burada bulunuyor. Tabii. Ve biz onların karşısında şarkı söyleme şansını elde etmişiz sizin sayenizde. Teşekkür ediyorum efendim bu arada. Ailemi çok seviyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Efendim sizler de hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, burası farklı diyorsun. Tabii burası da bir sahne ama hem çok kesinlikle çok değerli sanatçılarımız kesinlikle izliyor ama onun dışında tabii büyük bir halk kitlesi de bu programı aynı anda canlı bir şekilde size izliyor. Size samimi bir itirafta bulunayım. Daha önce bunu tabii zikretmedim. Bu 2. katılmış olduğum yarışma benim. Öyle mi? Daha önce TRT'nin düzenlemiş olduğu ses yarışmasına katılmıştım. Ne olmuştu orada? Orada 2 tane belge aldım. TRT gibi güzel bir kurumdan. Çok güzel. Bu benim için bir şereftir, onurdur. Efendim orada da ilk önce bacaklarım çok titremişti ama çıktım aslanlar gibi okudum, ödülümü de aldım, oturdum. Kaç hafta yarıştın orada? Orada tek, yani böyle uzun sürmüyor. Ha, anladım. Bir tek orada bölüm. Tek çıkılıyor, anladım. Tek bir bölümde 1., 2., 3. belli oluyor. Öyle anladım. Bir yarışmaydı. Peki. Bu 2. bacaklarımı titreten bir yarışma. O zaman sen birazcık daha deneyimlisin. Ama şunu da soruyorum. Evet, heyecanlı olduğunu biliyorum. Muhakkak çok heyecanlısın ama ya bugüne kadar benim şu yönüm yanlış anlaşıldı dediğin bir şey var mı? Olmuştur muhakkak da şu anda bir şey diyemeyeceğim. Evet, genelde senin... Yani kendimi ifade edemediğim çok zamanlar oldu, doğru. Ama böyle... Yani özellikle Armağan Bey'le görüşürken özellikle kilomla alakalı. Kilo meselesi. Evet, evet. Bu tabii ki hoş bir durum değil. Sonuçta dediğim gibi ben sahne alan bir insanım. Ve görselliğin de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Fakat bu zevk için alınan bir şey değil. Sağlıkla ilgili bir şey demiştim. Antidepresan ilaçlardan dolayı. Özellikle 4 ay içerisinde 10 kilo aldım ve bu hale geldim. Ama daha önce de ben BTR'de de zikretmiştim bunu. Orhan babamızın bir lafı vardı. Hep bunu söylüyor. Kilo dediğiniz şey vücuda misafirdir. Bugün vardır, yarın yoktur. Ama şu her zaman mümkün değil. Yok, sonradan kazanılan bir şey değil. Bunlar gelir geçer, düzelir de şu Allah vergisi sonradan kazanılmaz. Ama misafirin makbulü de en fazla 3 gün kalandır derler. Şimdi bu... ama bu 3 günlük bir mevzu değil. Yani bayağı bir kalıyor bu kilolar. Ya şimdi bir de kullandığınız ilaçları sürekli kullanırsanız, devamlı kullanmak zorunda olduğunuz ilaçlar vardır. Onları kullanırsanız sürekli tabii ki o kilonuzu muhafaza ediyorsunuz. Bıraktığım anda zaten başlıyorum ben vermeye. Bu da en az diyet uzmanları da bilirler.
İki ay sürer evet. en az. İki evet. ay sonra vermeye başlarsınız yavaş yavaş o da. Çünkü birden verilirse kilo onun iki katını alıyorsunuz. O da dikkat etmek gerekiyor ona da. Peki eğer bugün yarışmaya devam edersen şarkını kime ithaf ediyorsun? Eğer kısmet olur da ilenmez de kalırsam yıllar önce kaybettiğim sevgili eşime armağan edeceğim. Aynı zamanda tüm şehitlerimize gidecek. Hangi şehit ailelerine havar Havarı diyeceğiz. Söyleyeceksin. Peki şimdi aday numaranı da bir hatırlat istersen. Efendim 114 yazıyorsunuz, 30.04'e gönderiyorsunuz. Desteklerseniz çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. 114 Serap'ın aday numarası. Eğer destekliyorsanız cep telefonlarınıza 114 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Artık oy vermek için bu iki yarışmacımız için son dakikalar. Az sonra görüşmek üzere. Reklamlardan sonra görüşeceğiz.